Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün, hatta bu gece şu anda saat 11, Özge ile birlikte, Özge'nin Amerikası ile birlikte Twin Peaks isimli restorana geldik. Amerika'da Hooters, bir de burası çok ünlü. Buranın olayı aslında burası spor barı. Yani buraya insanlar geldiği zaman böyle etraftaki şeylerden görüyorsunuzdur. Ekranlardan. Burada bir sürü insanlar spor izlemeye, maç izlemeye vesaire geliyor. Tabi buranın özelliklerinden en büyük özelliği olması. Yes, oh, would you like to join the video, live stream? Mesela böyle. They're gonna love you. Hard bir şekilde. Would you turn around for us? Yes. Aslında bu şekilde. Thank you so much. Bambi ile tanıştınız az önce. Aynen, az önceki Bambi'ydi. Garsonlar gördüğünüz gibi burada üniformaları bu şekilde yani garsonların. Buranın olayı tamamen tamamen ne olduğunu bilmiyorum aslında. Konsept olarak aslında kızlar yarı çıplak geziyorlar. Evet, iç çamaşırlarıyla size servis ediyorlar. Garsonların, barmenlerin yani hizmet eden kısmın hepsi bu şekilde çalışıyor, üniformaları bu şekilde. Mutfak çalışanları tabii ki yine erkek, kadın fark etmeksizin o şekilde. Herkes çıplak, gerçekten. Tabii buranın da müşterileri haliyle erkek ağırlıklı oluyor diye düşünüyordum. Ama şöyle bir baktığın zaman aslında etrafta çok fazla kadın da var. Yani bildiğin normal bir restoran aslında burası. Hiç böyle gözle görülür bir fark yok aslında, değil mi? Evet. Bence de öyle. Yani bir hani kadın erkek arasındaki sayı olarak bir şey yok. Normal yine kadınla erkekli masalar var. Yani sadece konsept bu şekilde. Geliyorsunuz, biranızı içiyorsunuz, yemeğinizi yiyorsunuz. Gözünüz doyuyor. Maçınızı izliyorsunuz, gözünüz doyuyor. Evet, başka sorularınız varsa ben şimdi sorabilirsiniz. Ben onları kırpa kırpa video yapıştırdım. Bizim burada mümkün değil yazıyorlar genelde. Türkiye'de yapsak sağ kalmaz. Ama genel olarak beğenmişler. Oy çok beğendi. Türkiye'de ben de hatırlamıyorum böyle bir. Şunu şöyle alayım. Türkiye'de bence çalışacak birini bulmak çok zor. Türkiye'de böyle bir şey zannetmiyorum ben de olacağını, olabileceğini. Olsa bile çalışacak insan bulamayabilirler ihtimalle. Pek mümkün görmüyorum. O yüzden Amerika'ya gelirseniz mutlaka ya Twin Peaks'e ya Hooters'a uğrayın. Ama bence Twin Peaks Hooters'tan daha iyi. Üniforma olarak çok daha başarılılar. Kızlar daha başarılı. Özellikle kızlar da var. Kızlar daha güzel. O yüzden gelirseniz mutlaka gelin. Yani bir bira için kalkın en kötü. Öyle illa saatlerce kalmanıza gerek yok. Kızlar gerçekten güzel bu arada. Türkiye'de yakarlar onu kendiniz. Doğru, yakarlar. Yakarlar mı, yıkarlar? Yıkarlar. Ama bildiğin yıkamak diyor ya Cemil'den. Gerçekten aslında güzel mekan ya. Yani konsept olarak da hani garsonları düşünmezsen yine güzel mekan bence. Garsonlarla ekstra güzel. Garsonlarla bayağı bir ekstra güzel. Etraf böyle şey, nasıl diyeyim, bir kabin gibi yani. Büyük bir dağ evine benziyor. Dekorasyonu vesairesi olsun. Birazdan etrafta göstermeye çalışayım size. Ayıymış bu arada. Evet, bu bildiğin ayı postu var mesela burada. Şurada bir yerde geyik kafası var. Aynen tam ucunda. Geyik kafası var. Böyle hani dağda bir avcılığın, bir avcının evi gibi bir şey böyle ahşapta. Etrafı göster diyenler olmuş. Etrafı gösterebiliriz. Etrafta aslında gösterecek çok bir şey yok ama göstereyim. Söyle bir şey yapabilirsin. Burası yan giriş, burada böyle masalar var, her yer televizyon ve genellikle spor dönüyor diyecektim ama şu an oynayan bir spor yok galiba. Yine Bambi'yi görüyorsunuz ekranda. Yine ücret falan sanmışlar ama hani kızların ekstra bir ücreti yok yani. Ekstra bir ücret yok. Buranın olayı bu. Yani yediğin içtiğini ödüyorsun normal. Aynen, ne yiyorsan ne içiyorsun onu ödüyorsun. Artı bir özellik, artı bir para falan yok. Bambi izin mi çekecek? Bambi çok güzel. Biz Bambi'yi beğendik. Bambi gerçekten güzel. Yaşı kaç bilmiyorum ama burada galiba minimum yaş 21'dir aslında. Herhalde öyle duruyor. Çünkü alkol yok. Sorabiliriz aslında Bambi'ye. Evet, Bambi'yle röportaj yapabiliriz. Kısa bir röportaj yapabiliriz. Sorular sorabiliriz.
Hatta siz şimdiden sorun. Ben kafama not edeyim. Ben de yardım edeyim. Aynen, ben de buradan okumaya çalışıyorum. Sorarsanız. Aynen. Geldiğinde en azından takır takır 3-5 soru sorar. Merakımızı gideririz. Can I ask you a few questions? Okay. First question. This is a live stream and they're asking questions about you. They really like you, like they all say Bambi, Bambi, Bambi. Yeah, Bambi. Yeah, Bambi, Bambi, yes. Bambi, how old are you? I'm 18. Okay. You're young. I'm young. All 18. You are a Bambi. I am a Bambi, okay, yes. You're a Bambi. You? We thought it has to be at least 21 or here because no, you have to be 21 to bartend. So when you're 18, you can serve alcohol, like you can bring it, but you can't pour. Oh my god. Are you single? Yeah. Okay. Are you thinking of getting married anytime soon? No, no. Not anytime soon. Not anytime soon. No. Okay, that's good. Not in the near future. Do you like working here? I love working here. I think the building is really nice. It's just like the atmosphere of it. Like everyone that comes in is always like in a really good mood because they're ready to like drink or watch the game. Like everyone's really happy all the time. So it's a good like environment. I really like this place. I feel like I'm happy. Everyone's my first time here. Yeah. Well, you came in when it started to like slow down. Oh, really? Oh, nice slow. Nice. But it's still like it's like all the time. Yeah. But you guys got here like oh. All the time. Everybody's asking you for Instagram. My Instagram. Follow. Wait, follow before you say it, there's gonna be like a lot of followers. Because I'm thinking to upload it to my YouTube. Right now, there's like thousands of people watching. But if I post it to YouTube, it's gonna be a lot. Hundred thousand. Do you want me to write it down? Sure. That's better. Yeah. You have that follower now. How many followers do you have? Bobby is your Instagram. I don't really post that much. I'm gonna have 10K tomorrow. But you might get a bad feeling. Like, you never know. Yeah. I get it. Okay. If you accept risks, it's up to you. Yeah. Okay. I mean, it doesn't. Okay. Great. Because I already have like, people from here. Like, whenever they ask like, my number, I always say no, but you can get my Instagram. They're still asking. I guess they're like, is she writing them? Is she writing? Yes. My Instagram is there. It's safe. Okay. I'm gonna tell her. You're beautiful. You're beautiful. True. You're so pretty. I thought that when you came in here, but I was like, it's not her hair. Well, since I like work here, I don't know. I feel like you're right now, like, you're like so, like, thank where you. Are you? It's here. I grew up here my whole life. Illinois. Summers. I love you. That counts as so everything so that you like. I you. Can go. Hey, well, that's good to hear. That's great to hear. That's great to hear. Yeah. Are you comfortable with sharing your like daily orders? Like, yeah. How many do you make so a day? So here, like, on like a weekday, it's anywhere from like 1 to 200, okay. Somewhere around there. And then weekends like this, it's gonna be like between 2 and 400. Okay, that's a really good thing. Yeah, that's I know. Well, when I turned 18, I was like, I want to do 18-year-old things. So I went skydiving. Yay! I got a tattoo. I couldn't vote on anything, so there's nothing to vote on. My tattoo. Yeah. Oh, it's like Chinese or Japanese? It's Chinese letter. It's really cool. It has like red. That's really yeah. Cool, girl. And then, yeah, I decided I wanted to work here. My mom, she managed to save all throughout her 20s. Hooray! Yeah, so she was like, go somewhere where you can make a lot of money. And I was like, gotta go. That's great. That is so great. Yeah, this is my first time here. I'm glad I turned out to close it. This is my first place. You have to put it out. You'll make money in. Thank you. That's nice. We're turkey. Thank you.
was going to work. Thank you. Ne kadar kazandığını anlamak ister misin? Sordu çünkü chatte, evet. O yüzden sordum ben. Ses oldu da gelmedi diye, çünkü kontrol edemiyorum şu an. Neleri sorduk? Şeyini, ücretini sorduk. Hafta içi günlük... Hafta içi günlük 120 falan. %200 arası kazanıyorum dedi. Hafta sonu iyi günlerde 200 ile 400 dolar arası kazanıyorum dedi. Aynen. Başka erkek arkadaşı yokmuş. Evlenmek de hiç düşünmüyorum. Evlenmeyi falan diyor. Düşünmüyorum dedi chat ona göre. Takılmak istiyormuş ama. Bu arada 18 yaşında kız, duydunuz mu onu? 18 yaşındaymış. Ben gerçekten en azından 21'dir diye tahmin ediyordum. 18 yaşında. Ben de 21'dir diye düşünüyordum en az, ama 18 çok küçük ya. 18. Beni ki para yapıyor şu an. Ama yani yaşına göre iyi duruyor. Evet, yaşına göre daha... Biraz burada daha... kızlar çabuk oldu. Evet, çok çabuk oldu mesela. Bu da kızın... olgunlaşmış mesela. Bu da evde bir... Kızın annesi sürpriz kulak işletiyor. İşletiyor. Evet, dedi ya, ne diyor? Ben duyamadım. Büyü de biraz orada mı çalıştın? Annesi demiş git burada çalış diye. Güzel para yaparsın demiş. Annesi strip club işletiyormuş. Özgür'ü duymadınız diye tekrar ediyorum. Bir de şaşırdığım için bir daha tekrar edeceğim. Annesi demiş git burada çalış iyi para yaparsın diye. Büyük ihtimal bence şimdi dedikodu olacak ama. Der mi acaba annesi? Yaşın geldi artık, gel biraz da benim iş yerimde çalış. Kesin der bence. Yani bence der. Bence bunlar buna okey. Ama ne anı var bunlarda, ya bu işlerde çok para var kesinlikle. Yani zaten Amerika'da OnlyFans olmayan kız pek kalmadı gibi bir şeyde bir çoğu insan var. Aynen, gerçekten herkesin var ya. Diğer garsonları çağır diyorlar. Diğer garsonları çağıralım. Arada buluruz biz böyle geçenlere sulanırız. Aynen, birazcık sulanırız. Muhabbet biraz da gelgeden olursa şey yapalım. Başka bir kız çeksek. Evet, başka diğer garsonlarla da konuşuruz. Sorarız. Siz bu arada soru yazın da biz böyle çevirirsek sorunuz var mı diyorlar. Sorarız bu arada değil mi yani? Neyi sorarız? Soru yazarlarsa bize kızları çevirip burada soru sorarız. Ya anlık soru sorabilirsiniz. Benim bir gözüm orada, Özge konuşuyor genelde. Böyle tık tık ortak hemen hani sıkmadan kızı iletişim, muhabbet yapmaya çalışıyoruz o yüzden. Hani burada birisini görürseniz sorunuz varsa sorun. Çok iyi ya. Şu an şu kız bayağı beğendi. Evet, yani ilk kez bir siyahi bir kız. Evet, beğendi. Normalde ben sarışın seviyorum biliyorsun. Biliyorsun. Yani. Artık biliyorsun. Gerçekten çok iyi bu arada. Saçı falan da çok güzel. Burada konuşmayalım. Buraya çağırsak mı ya? Sarayım mı? Dur sen de hemen. Allah Allah, Özge benden fena ya. Sapın. Yandaki ablamız kim? Yandaki ablamız Özge'nin Amerika'sı arkadaşlar. YouTube'da bulabilirsiniz. Instagram'da da Hatis. Hatis.explore. Ya, Instagram'dayız ben de. Bir şey yok, her gün görüyoruz. 20 tane story atıyorum şimdi daha bir yerde. Ben o kadar kullanmıyorum. Bir de bir tane ver. İzleyin diyor Torbanacığım, içerik işte. ne diyecektin ya? Arkadaki bonusu beğenmişler. Arkadaki kız gerçekten güzel. Aa, arkada kız yazmış. Ece. Özge şu Gökhan'ı utandır biraz. Ece. Aa, Ece bit. Ece bit onun oldu ya. Bizim chatte Ece diye bir kızın olması. Özge tam bir influencer yazmış, o da evet, öyle ya. Sarışın fileli istiyorlar. Sarışın fileli. Okey, az önce mutfağa girdi. Yakalayacağız. Az önce mutfağa girdi. Şey, ben böyle orta atıyorum. Kamera içine biraz kızları görebiliyorsun da arkada bir şey yok şu an. Oturan müşteriler var. En çok buradan girişiyor şu an. Mutfak ve kasa burada. O yüzden zaten bileri kuruyor oturdum. Sırf sizi düşündüğüm için. Kıymetini bilin. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı, ayrıca yorumlara bir şeyler yazmayı unutmayın. Diyorlar ki abi elini masaya vur, ben askerim de. Aa bak şöyle bir şey yapabiliriz. Ben derim askerim. Bak derim burada asker için %20 indirim varmış. Ben de bundan alabilir miyim? Al sana kimliğim diye ben asker kimliğini verebilirim. Oradan yürürüz. Asker olduğunu belirtin. Aynen, oradan bir belirtmiş olursun. Sana dersin ki asker kırk olmak ister misin? Sen de bu indirimlerden faydalan.
bak hem asker, hem muhasebeci, hem helikopter pilotu, hem YouTuber, hem yayıncı, hem de Türk aksanı olan erkek arkadaş ister misin diye. Say say bitmiyor, nasıl bir erkeğim ben ya? Üf. Şu an bütün kızlar benim buradaki, istediğimi seçebilirim. Aynen. $1 farklı asker yaşamda ister. Nasıl ister misin ya? Bir de kocaman bir burun tabii ki oğlum. Burnu büyük olanı. Onu eklemeyelim isteyin. Evet, onu kendileri bulsunlar. Onu zaten onlar bulur bir şekilde. Plan yapabiliyor mu diye sorun. Buraya göre eh yani. Normalde iyi de. Sence bu kızlar seni benim kız arkadaşım zannediyordur da kısmetimi kapatıyorum olmayasın Özge. O zaman hemen de hemen bu benim arkadaşım. Şey diyeyim, ben bunun kuzenim değil mi? De bir şey de. O zaman önce ben değil miyim? Biz kuzenimle buraya geldik de ya da arkadaşımla buraya geldik. Evet. Arkadaş deyince şimdi yine bir tamam. Kuzenim diyeceğim. Kuzenimle geldim aynen. Babam değil mi lan babam? Ey benim. Babam değil mi lan babam diyor. De. Eltim. Sugar dedi de. Sugar dedi de. Senin sugar dedin olsun ister misin? $1 farkla. Sugar dedi de ağzım mı? Doğru söylüyorsun aslında. Evet chat, şu an Twin Peaks'e. Hi. Do you want to come over for a second? So they really wanted to ask you a couple questions. Okay, yeah, that's okay. I'm nervous. Yeah, I'm nervous. Okay. Don't be nervous. I was nervous too. Okay, what's your name first? Jocelyn. Jocelyn? Yes. Jocelyn. Jocelyn. How old are you? I'm 23. Okay. 23 yaşında, tam ben de. That's a great age. So, you said you guys are from Turkey? Yes. From Turkey. So, are you guys like visiting here or are you guys like. I'm visiting Chicago from Florida. But we are here. I'm in America, not like not coming from Turkey. Yeah. Not that bad. Yeah, it's been 6 years. You're from here. Yes, your eyes are open. Oh, thank you. Your eyes are just like. Oh, they have big eyes. You guys are making me more nervous. Don't be nervous. Okay, if it's okay, can we see your face? Oh my god, I feel ugly right now. You no. Are not ugly. Seni göre dedik çok çirkinim şu an diye. No. Aw, you're gorgeous. But I'm like all sweaty right now. Nah, it's okay. No. You're working. It's fine. Yeah. You're really working. Oh, okay. Are you single? Are you open to relationships? So I... Or like you just want to hang out? Like, just to hang out. Just because I recently got out of a long-term relationship. Yeah. Oh, is it like a toxic? Years, but it was on and off. Okay. It was really bad. That was tough. Yeah. Yeah. So soon you'll be in America. Fresh. No. No Valentine's or anything. Okay. Maybe. They're asking you to turn around. Yeah, they're like oh, typing no. In here. I was like, I can't see the question. Yeah, it's always good. Just turn around. Like, yeah. Full circle. Yes. Do you have that? No, thank you. Thank you. What else are they asking? They are asking for your Instagram. My if you're comfortable sharing. No, yeah, yes. But you so can so get should you. I just say it? Or it's it better you write yeah, it because... Yeah, because I don't want to know. Can be a lot of people called if you're yeah. That. Yeah, it's okay. I kind of have a lot of people.
$1,000. Yeah. How many? God, it's not that. Not as much as you guys. It's literally. You don't know how much I have. About, it's like $5,000. It's okay. Okay. He has $100. Yeah. Yeah. Oh. No. Okay. 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 Thank you so much. Thanks so much. Aynen, kardeşim dedi. Tebrik ederim Özge. Sen bu işlerde çok iyisin. Çok iyi demeyin. Özge kadar iyi bir wingman gör. Wingwoman diyeyim hatta artık. Görmedim harbiden on numara. Wing sister. Evet. Sen benimle böyle yakın olsaydık var ya. Taşın diyorum Chicago'ya. Ben neler neler yapardım daha. Tanıyorum, gel de buraya. Şehrin ağzına çürürüz beraber. Bu arada biz gerçekten çok şey diyorlardı. Özge Gökhan'ın kız hali. Özge hakikaten öyle yani. Gerçekten öyleymiş. Aynen. Tebrik ederim. Kız da fena değildi bu arada. Kızın yüzü çok iyi değil. Yani kötü de ama değil. Ama vücudu çok iyi bence. Baksana, baksana. Vücut da pek kötü bu arada. Yani. Yani, ben onu seviyorum. Chat biliyor mu bunu? Yüzü de güzel yazdığım biri. Yani sadece diğer kıza göre, diğer kızın yüzü çok güzel. Bence. Instagram'da 5000 takipçisi varmış. Çok normal. Diğer kızın 1000. Hemen bir Instagram'a bakacağım önce. Ben burada kızları takip etsem, aynı şeyde yapıyorum. Yani sen de edebilirsin tabi, arkadaş olun. Bu ne mi bayrağı dedi? Arkadaşlar bir bayrak var. Mavi değil mi o? Evet. Siyah mı? Mavi, beyaz, mavi. Ortasında böyle beyazın bir ortasında şey da bir şey var. Temin. Ne bayrağı olabilir? Baksana abla ya. Birgeleriyle. Bak, çete bakayım. Honduras, Estonya. Estonya. Uruguay. Arjantin. Suriye. Suriye olur mu? Neyse ben sonra bakarım. Şimdi sırada bonus abladı. Evet ya. Abladayız. Onu Gökhan'a ayarlayalım. Ayarlayalım. Eğer yaşı yine 20 küsürse ayarla. Ayarla. Bak ben ayarlarım. Ayarla. Ama pas attık bu golü atmam lazım. Atmaya çalışırım abi. Yani ne yapayım? Yani şimdi ben paranı burada alabilir miyim? Ben de bunu istemiyorum falan diye sor diye. Çat diye sorayım. Sorayım mı çat? Sorsun bence ya. Amerika'da sormamak ayıp. Benim hiç siyahi bir kızla takılmadım bak şimdiye kadar. Bir ilk olur. Aynen ilk olur. Chicago'da kalan yok. Chicago'da yaşayan Chicago'da kalıyor. Yok öyle değil ama. Yok artık geçmeyeceğim. Kışın temiz biliyor. Bonus şurada. Ben çekerim o kışı. Bonus bende. Özge bundan sonra herhangi bir ihtiyacın olursa hemen beni arıyorsun. Ederim. Bundan sonra direkt beni arıyorsun. Ne istersen. Duydunuz chat. Duydunuz. Yaşasın. Ne isteyeceğim ki sana? Burada olsan çok güzel olurdu ya. Yalnız bu kızın fiziği çok iyi var. Tam. Bence de Bambi benim olurdu. Yani Bambi diyorum hepsi Bambi bu arada. Hepsi Bambi de. Yaşı bir tık şey ama hiç öyle durmuyor ya. Yani 23-24 duruyor. Artık askerde abim var, Özge yazmışlar. Aynen, bir şey olursa asker abine söyle. Tamam. Arıyormuşum. Hemen helikopterle geliyorum. Sorunla hallediyorum, uçup gidiyorum tekrar. Çok iyi bir peki. Çok. Özge Arda'dan 10 numara insan çek. Gelirseniz Özge'yi bulun, Özge sizi evlendirir bir hafta içinde. Evet. Ücretini de verirsin zaten. Her şey, ücreti var bu arada, çek. Yani vatandaşlık alacaksınız, doğru. Böyle güzel kız arkadaşlarımız olacak. Fıstık karımız gibi olacak. Kırı. Zahmet ona da ücretini ödersiniz. Bir de şey yazmışlar. Kızlara üşüyorlar mı diye sorun. Aa, sorabilir evet, güzel. Güzel bir soru. Bence üşümüyorlardı çünkü sürekli koşturuyorlar, sürekli hareket halindeler. Mutfak zaten şu kısım biraz daha sıcak. Green Card öyle. Girişik girişik. İnanılmaz güzeldi. Vay be. Ben buraya niye daha önce gelmedim? Niye chat bana kusur bak chat. Siz benden hep bir şey istiyorsunuz abi yayın, bir video bilmem ne diye. Ben de sizden bir şey istiyorum şu anda. Bunu YouTube'a da koyacağım. Yani Amerika'da keşfedilmemiş yerler var. Benim hiç gitmediğim, sizin görmek istediğiniz. Bana söyleseniz oğlum böyle şeyleri internette bulun. Ben her şeyi bilmiyorum sonuçta burada yaşıyorum ama her şeyi bilmiyorum yani. Bana deyin yorumlarda.
bir şekilde bana gösterin mi? Deyin ki abi Amerika'da böyle bir yer varmış. Gidip bizim için video çeker misin? Bizim için orada yayın açar mısın? Vesaire bunları söyleyin. Benim çünkü haberim yok yani. Haberim olsa geliriz buraya. Niye gelmiyorsun? Niye söylemiyorsunuz? Tamam mı chat? Benim sizden isteğim bu. Siz söyleyin ben yapayım. Öpüyorum. Özge abla ne işte Özge? Özge evlen benimle. Aa bu bira 5 dolar bu arada. Guinness. Aa doğru 5 dolar. 5 demişler. Ama cuma gününe özel 5 dolar demişti. Normalde ne kadar bilmiyorum. Belki 6-7 lira. Ve bayağı da büyük. Bayağı büyük, bayağı büyük. Hangi kadar bakın? Kafam kadar. Ki benim kafam büyük. Benim de büyük. Öz ablamsın Öz. Onun bartender de çok iyi ya. Bartenderler bildiğiniz sütyenle. Gerçekten sütyenle. Onu sor da uzaklaşıyor ya. Oğlusu galiba seçim arası. Hep bu tarafta. Yaklaşıyor. En kötü ben kalkar getiriyorum. Şuradan geçtiği anda ben seni böyle eğitirim, tekmelerim. Sen bana bir uyuyor musun? Bir koyarım şuradan hemen dön söyle. Tamam. Bana çarpma da. Özge de orada harbiden var ya çok kafa dengi bir insan. Biz seninle ne zaman tanıştık? Bir yıl oluyor. Bir yıl önce galiba. İlk ben sana yaptım. Geçmiştir. Bir buçuk falan olmuştur. Ben söyleyeyim 2 yıl olmuştu. Neredeyse. 2 yıl önce Özge de Uber videoları yapıyor. İlk kendi kanalında. Sonra Rupet TV'de yapmaya başladı. Ben işte Uber videosu olunca tabii dikkatimi çekti. Bir de hani kız falan değil de. Hani kız öyle o anlamda değil yani. Bir kadın Uber yapıyor falan diye merak ettim. Sonra zaten baktım. Instagram'da buldum. Ondan sonra konuştuk ettik falan. Uzun zamandır takipleşiyorduk ama hiç böyle bir araya gelip bir şeyler yapmamıştık, tanışmamıştık. Biz Gökhan'la çok sık konuşmuyoruz ama arada bir iletişime geçiyoruz. Ne haber, ne yaptık falan diye böyle. Aynen. Ondan sonra zaten buraya gelmek istiyordum işte. Özge burada, Furkan, Osman, Erdal abi hepsi burada olduğu için dedim Rochester'dan Florida'ya taşınmadan önce son bir gideyim gezeyim. Böyle gittim gezdim derken tanıştık ettik. Hakikaten çok kafa dengi bir insan. Tam böyle samimi arkadaş olabileceğim bir insan. Ben de getirdim çok iyi. Bir ayağım Chicago'da. Vallahi biraz zorlayıp buraya taşındırmaya çalışacağım. Bakalım. 2 gündür çabalıyorlar da ben soğuktan yedim. Gelse var ya biz ne gezeriz Gökhan'la. Ben var ya her yere götürürüm şöyle. Gelirsin yani. Ya gezmeye gelirim illa ki. Hayır. Yazın gelirim ama ya. Kışın abi ben artık kar görmek istemiyorum. Yani. Biraz palmiye ağaçları, sahiller, deniz, kum, güneş görmek istiyorum. Burada full festival oluyor. Ben seni çağıracağım. Güzel festivallere çağıracağım. Festivallere gelirim. Karı kız geçeriz. Oğlum en sevdiğim şey. Sevdiğim şey. Bu arada benim Instagram'da çok sormuşlar. Benim YouTube'um Özge'nin Amerika'sı ama Instagram'ım İngilizce Hatice.explore. Takip etmek isterseniz. Evet, Instagram'ını İngilizce kullanıyor çünkü burada içerik üretiyor. YouTube'u da Türkçe isteyen istediğinde takip edebilir. Şeyi sormuşlar, Hooters'a git demişler ama kapandı arkadaşlar. Biz aslında Hooters'a gidecektik. Evet, Hooters çok erken kapatıyor. Akşam 10'da kapanıyordu. Biz daha yola çıkarken 9.50 falandı. Sonra dedik bir de Twin Peaks'e bakalım. İkisi zaten çok benzer şeyler yani Uber, Lyft gibi. O yüzden bir baktık o da gece 1'e kadar açık. O yüzden dedik buraya gelelim. Ama ben daha önce gittim buradaki Hooters'a. Yani buradaki kızlar 10 kat daha iyi. Gerçekten, bunu gerçekten söylüyorum. Twin Peaks'in anlamını da anlatsın da ben de bilmiyordum. Arkadaşlar Twin Peaks senin şeyde daha net görünüyor. Ya da dur. Şuradan göster. Twin Peaks arkadaşlar şurada görünüyor. İki tane dağ demek. İki bildiğiniz dağ. Peak demek zaten bir şeyin en zirve yaptığı yer. Çift zirve demek. Bu konsept olarak aslında iki tane dağı simgeliyor. İşte bu dağ evi konsepti vesaire. Aynı zamanda da iki tane memeyi yani büyük memeleri sembolize ediyor. Twin Peaks'in olayı bu. Yüklü meme. Evet, büyük meme. Sarı fileyi çıkarmış yazdı biri ama aynen ikisilere takke yani tam olarak onlardır. Ben de kızı gördüm. Chat'te gördüm de. Acaba chat'e mi çıkardı? Vallahi bilemedim. Gazamı yandı. Abi bonus nerede ya? Burada şeyler var. Aslında orayı da merak ettim. Bir kere gitmiştim gerçi. Gay Club'a gitmiştim. Ama çok büyük badireler atlattım. Bir daha da gitmem. Ya giderim de yanımda... Sana çok fazla var. Ne oldu ya? Götüme laf atan çok var. Gerçekten. Yani çok güzel götüm var. Bilmem ne. O ne güzel büyük götüm var. İki götüm büyük. O yüzden de yani çok badire atlattım. Sıkıştıran elleri mi?
Yok, ellemedim. Şeyden haber yavrum. Omzuna falan dokundular böyle. Tamam falan. En son kıçımı duvara verdim. Ondan sonra bir şey oldu. Götürünü duvara yaslayacaksınız evinde. Aynen. Duvara içeceğiz. Ben çok gidiyorum gay barlara çünkü benim için en güvenli ya. Ben benim gidiyorum ve dağıtıyorum. Kızlar çok gidiyor bu arada gerçekten. Aynen. Hatta ben onun zaten gitmemin sebebi, bana bir arkadaş demişti ki kızlarla tanışmanın en güzel yeri gay barlardır. Çünkü gay barlara bir sürü kız gidiyor. Çünkü onu yapan çok var. Evet. Yakışıklı ve kaslı erkek görüyorlar. Erkekler ama gayler. Ve görmeye gidiyorlar. Eğleniyorlar bir yandan. Bunu çok duymuştum. Öyle diye söylemiyorum. Bana söylemiyorum. Çok denk geldi. Mesela bana gelip asılıyor diyorum ki burası gay bar. Evet. Ama nasıl oraya kız kallamaya giden normal erkekler, normal değil mi de cinsel yönüne straight olan erkekler de gidiyor. Sen de mi o yüzden gittin? Ben merakımdan gittim. Gerçekten çok kız var mı diye gittim. Yoktu yani. Yok. Seninle ben yanlış zamanda ya da yanlış yere gittim. Bilmiyorum. Az kalsın kaptırıyorduk gözü. Ama kurtar. Bir şey oldu. Az kalsın tıklıyorlar. Bu olmuş mutfağa girdi. Aklımda olsun. Ama bizim kız geliyor galiba. I have a question for you. Okay. Baby and ask me from the chat. Are you not cold like this? No, so normally like there's so many people in here that like the body heat like warms the place up so fast. Oh, out people there, warm up the place. Yeah, you're very warm. Out there it's cold. The patio. So you feel like, cold sometimes. Yeah, sometimes, okay. But it's not bad. Okay. What's your favorite thing about this job? This job, honestly, probably my coworkers. Yeah, oh, really? The other girls. Yeah, the other girls are so sweet. They're so nice. You guys get along? Do you guys do anything like afterwards? Sometimes we all hang out. We're thinking about taking this like girls trip to this like big house in Indiana. Oh my god! Wow. So it fun. Might be. Yeah. Oh wait, is it girl house? Oh yeah, and well, we're like renting like an Airbnb. And we're gonna go like stay out there. Oh, just to stay. I thought it's like a party or something. No, just okay. Like one night we're all gonna go hang out. He's trying to find a party. Going on. I was gonna ask him, am I invited? I am invited. I'm she your, invited, I'm she brother. Can come. I just invited myself. they really, if she were a fan, I mean, you're working together. They really wanted to know. Big fluffy hair? Yeah. The red hair? Yeah, like, not red. Like, it's like curls, but like big curls. Curls. You have like a fluffy hair. She's like, she had a she's always around there. Joy. 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 Sıcak burası, bir de insanlar var dedi. Evet, bir sürü insan geliyor burayı bizim için ısıtıyorlar dedi ya resmen. İşin ne sevdiğin yolunu sorduk. Ki burada, burayı ısıtıyoruz, düşün yani. Böyle bir ortam var. Sen beni gelmesin. Instagram'ım var. Bizim Instagram'ım var chatten. Kızlar hep beraber toplanıp bir ev tutmuşlar, eve tatile gideceklermiş. Düşünsene bu kızlar. Evet, ben onu dedim. Bütün kızlar hep birlikte ev tutuyorlarmış, oraya gidiyorlarmış. Ben parti falan yapıyorlar zannettim, şey diyecektim, ben de davetli miyim diyecektim. Böyle kalıyorlarmış sadece, hani buradan çıkıp orada uyumaya gidiyorlar falan. Da niye öyle bir şey yapıyor, niye kimse hayır, evinden şey gibi. Gelmiyor? Hep beraber tatile gidiyorlar. Ha, tatile, evet, pardon. Evet, yani. Hey! Hi, we would like to meet you. I heard. Yeah, they've been asking, you know. Really? Yeah. Oh my god, they really like you. Can I make a in the background? No, we gotta know you. Like, what's your name? My name is Joy. Joy? Yeah, that's a pun and I. A beautiful name. Joy. How old are you? I'm 22. Are you single? Are you thinking of breaking up with him anytime soon? We've only been dating like 2-3 months. Okay, it's super new. It is new. That's what everybody says when I say you know, you're gonna give like 3 months to a relationship to see if it's a relationship. Yeah. I'm sorry right now. Well, I'll let you guys know.
Okay. We'll do that. It's not the booze. Yeah. Do you want to give us a You're gorgeous. You're really gorgeous. I'm gonna cry. Do you like working here? I want to work here. You guys are full class. You want to apply? Sevgilim var dedi, 3 aydır çıkıyorlarmış çocukla. Çocuğa şimdi mesaj atacağım diyor. Türkiye'ler beni çok seviyor, Türkiye'ler güler diyor. Ben yine bir Instagram kontrolü yapayım. Ben bu kızlarla tatile gideceğim. Öyle mi? Aynen. Demek bu kızların hepsi... Yani ne baksana bir sürü takipçileri var yani, sırf güzel oldukları için ya. Arkada kim okuyor, o da gelsin. Sen de gel. O böyle baktı. Baktı işte. Güzel kız. Ne
Gideyim ya bir ev çiçeği kızları çağırayım. Harbiden ya. Sonra da beni çağır. En son ben geleyim. Böyle şey sen... Ortam mı? Hazır olacak. Sen pastadan çıksan. Böyle bir pasta gelse. Slip don giymişim. Tanga giymişim. Leoparlı tanga. Tanga mı? Böyle pasta zannediyorlar. Fake pasta, tamam mı? Kesiyorlar tam böyle. Tam kesecekler. Don diye bir çıkıyorum işte. Ya da senin götü kesiyorlar. Aa, o da daha iyi olur. Üf, ne biçim olur ya. Sonra dans. Yakışır abi ne yaptığını. Çok da güzelmiş. O başka, onunla konuşalım. Başka, çalışalım. Ben isimlerini çok unutuyorum ya. Aa, bir siyahi var, o da güzel. Bu gece siyahi gece biz Gökhan için herhalde. İlkinin adı... Dur, söyleme. Sen hatırlıyor musun ilkinin adı? Ben ikinciyi hatırlıyorum. Gösterin gibi bir şey o vardı. O ikinci işte. Sonraki Joy'du, bu neydi ya? Bunun adını unuttum. Ben Bambi diye diye kızlar. Bambi dedi kız da. Bambi rütbe değil de şey, yeni başlayan, yeni çalışmaya başlayan kişi. Ama Bambi'nin yeni miymiş o? Türkçesi neydi? Bambi şey demek. Hayvan yani. Küçük geyik demek. Evet doğru. Yeni doğmuş geyiklere belki Bambi. Sarısını çağırıyorlar. Özge yaş kaç? Çaylak aynen. Küçük geyik ama tam anlamı da buradaki argo değil de yani mecazi anlamı küçük geyik anlamı. Şey pardon, çaylak anlamında. Gerçek anlamı. Siz anladınız ya, ben sıçtım da siz anladınız. Bunu çağır muhafazakar mı? Aslında bu kız da tatlı. Tanıştığımız bu var. Ama bu en kapalısı yani. Bu ayağı kapalı değil. Muhafazakar diyor zaten çiftlik ağa. Doğru. Şu ablaya bak gelin. Dinler mi? Hepsiz çok garip. So they're gonna be nice.
And we forgot to ask your age. I am 22. Everybody is so fresh. Fresh. Pretty much. Pretty much. I like this place. I'm gonna start with you. I hope you guys come back soon. We will. I mean, I'm moving to Florida, but I want to visit sometime. He's soldier. Oh, thank you for your service. Yeah. Okay, make sure you look your service notes and you get a discount. Thank you. You're welcome. Those are your discounts. Yeah, yeah. Next time. Yeah. Oh, you already paid it? Oh. Yeah, I'll be just paying. Oh, no, you can't. I'm lying. Yeah, it's just the food. I lie. I'll be lying. I'm sorry. No, you're good. You're great. Thank you, guys. Anything else I can do for you? Are you single? I am. Yes. So you're American. You want to move to Florida? Yes. At some point? Ooh, be a soldier's wife? I literally proposed. You just set me up for it. Come on, give it a hand. Yeah, this is like a blind wedding thing. Yeah. I'll set up the whole wedding. No joke. Oh, is your wedding planner as well? I can be one. I was like, no, probably not, but I can. No, I can just make it. I am single. Yeah. So you are single. If you're single, you are single. Yeah. You are single. Because if you weren't single, you were single. You're single. I'm single. I'm happy dating. I feel like I have options. That's it. So the more options, the better, right? The better options are better. Yes, the better options are better. Not more. Yeah. It's a soldier love. A famous one. Yeah, famous. Well, definitely. Anybody that's good with managing money. Oh, I'm also accountant, so I do everything. To be mine. You know what? You might go to the wedding. You're right. Okay, I will. Right here. I will always fuck you. Tomorrow at 10 a.m. That's a little early. Can we do it at 11:30? 11? That's fine. Okay. We have a wedding tomorrow. She's my wife. Dress. She's my new wife. Yay! Wait, you're getting my nails done because it's trusty. I'm getting married with trusty nails. I'll Photoshop. Oh, yeah, you can definitely Photoshop. I'd be happy with the little press-on. Okay, we're not zooming in. Right? You get it. We're not. No, you guys. Thank you so much. Make sure you follow me on Instagram. Okay. Başarılı. Konuşmadığımız karı kalmadı. Harbiden bütün garsonlarla tanıştık. Vallahi bu bekarmış. Gökhan bekar, ayarlayabilir yani. Bekar gibi dedi yani. Aynen. Ama bekar sayılır. Çok iyi ya. Takılıyorum diyor kız. Yani. Takılıyorum diyor. Açayım diyor takılma. Var ya farkında mısın? Kimse ciddi düşünmüyor. Tabii canım. İlişki düşünüyor musun diyorum kıza? Amerika'daki bütün kızlar takılmak istiyor ki. Ve takılmak isteyen Türk erkekleri arıyorlar. Öyle söylediler. Bence bir değerlerim yok. Yani Amerika'ya gelirseniz, bir de iyi takılırsanız eğer bu sefer sizi kaybetmek istemezler diye yakalarlar sizi. Evlenirsiniz, kartınızı da alırsınız. Ooo, mis gibi hayat ya. Vallahi zaten kartlar sanması kolay. Yani belli zaten, Uber. Aynen. Uber'inizi de yaparsınız, daha çok takılırsınız. Öyle de abi, Amerika'yı yıkarlar yani. Yıkın siz, kardeşim. Bak siz yeter, taktiği veriyorum şey. Altın taktik, dinleyin. Turist vizenizi alın. Fark etmez zaten ne vizesi alırsanız olur. Amerika ayağını basın. Hemen bir Twin Peaks restoranına gidin. Bir bira için ya 5 dolara ben ısmarlarım. Yeter ki gelin. Ben de ısmarlarım. Hatta Özge ile sonra, Özge sizin yapar aranızı, yolunuzu yapar. Sonra evlenirsiniz, gider. Ooo mis gibi hayat. Sonra gelsin dalırlar. Aynen, hem dalırlar. Şöyle dalın şartı yapacağız Arkadaşlar böyle kolay aslında yapması. Hakikaten ama teknik olarak kolay yani. Böyle bir ihtimal var mı? Evet var. Yapabilir misin? Niye yapamıyorsun? Yani düşünmesi daha zor. Çok çirkin bir adam değilsen yaparsın bence.
Ki zaten bak, bak kız ne dedi? Ünlü ünlü bilmem ne olmasından ziyade dedi. Parayı iyi yöneten bir adam olsun iyi. Dedi. Aynen, parayı iyi yöneten bir kız. Demek ki kendisi iyi değil. Her vurup hemen savuruyor ki başında bir erkeğim ben... olsun diyor. Beni evirip çevirsin. Yani parayı yönetmeyi iyi biliyorsanız gelin. Evet, aslında bak düşündüğünüzde zor geliyor ama bir başlasanız, ilk adımı bir atsanız sonra çorap döküyor gibi geliyor. Gerçekten sandığınız kadar zor değil. Biz daha zor zannediyoruz. Evet, aslında ilk adım Chess gerçekten adımını buraya atmak. Yani fiziksel olarak vücudunu, bedenini Amerika topraklarına getirmek. Yani ilk adımı bu. Ya ilk yoksa adım uzaktan da aslında... ben gelsem de etsem de falan da onu bir geç. Hele bir gel, ondan sonra zaten yolunu olur. Şey de çok önemli bence. Mesela çok istiyorsan Amerika'yı, bir şirkete ara, bir sor. Sen kendi durumunu anlat. Hangi vize senin için olur, araştır. Yani o bile, ona başlamak bile aslında bir motivasyon. Değil mi? Evet. Değil. Evet, dinlemedim ama evet. Doğru. Ya dinlemedim. Ya ben kızlara bakıyorum Özge. Şimdi seni mi dinleyeyim, kızlara mı bakayım? Ben dinleyeyim. Seni sonra da dinlerim. Ben kızları çağırıyorum zaten. Ya daha çok bakmak istiyorum. Ben de single. Her kız masalara gidip konuşuyor. Aslında kızlar masalara gidip konuşuyorlar. Ya masalara gidip konuşmuyorlarmış. Şey, bir şey yapmam da gerek yok. Bir gelseniz masamıza gelip sizle konuşacak böyle güzel kızlar ya. Türkiye'de sen kovalıyorsun, olmuyor. Bu da kendiliğinden oluyor. Düşün. Aslında Türk kızıyla Amerika kızı çok farklı. Kafa yapısı farklı. Biz kimseyle çıkmayıp ilk çıktığımız adamla evlendirmek, ellerini bağlasana benim bu tarafa. Çok titriyor da izleyenler böyle şey oldu. Özge'den özür dilerim. Niye dilerim? Niye dilerim? Ben bilmiyorum. Ben dinlemedim diye. Sırayla Türkçe Amerika'ya yerleştik. Keşke herkes buraya gelse. Çok, keşke burası Türkiye olsun. Ben çok isterim aslında. O da şey Türkiye'ye gideceksin işte. Orası Türkiye olmuyor. Aynen. Orası Türkiye olmuyor. Şey gibi bu, çilek yiyin mustarı gelsin. Amerika değişik, Türkiye gibi olsun. Keşke her yer Türkiye olsun. Şimdi konuşmadığımız bir kız bulup çektik. Aha, bu kıza konuşmadık. Bu da fena. Ooo, bunu çek. Hi. Adı Haydi. Çağırdım. Eyvah, geliyor. Bu çok iyi chat. Döndüm, çöpedim. Okay. Also, you said that. We're doing live stream right now because we don't have any of the okay. Yeah, they saw you on like you know, you were walking in the background. They saw you. They wanted to meet you. If you're fine. We're gonna have a name is Kate. I am single and I'm coming to Georgia. Hey. Are you from here? Yeah, I'm from Eldridge. Okay. Thank you. You have like European features, like nice and like that, right? Yeah, I guess that I look Middle Eastern. Yes, I am. Yeah, but I'm Mexican. Okay, like Latino, right? Yeah, Latino. Vamonos. Vamonos is like, let's go, yeah, and then Vamonos. Okay. I also know like bad words like maricon, because I was working at a restaurant and I had a friend from Mexico and going to college. They're always teaching me like the best stuff. Oh, I'm sure. They always do that. Yeah, they're always dame tu dinero o te mato. Oh my god. Yeah. <They're> Yeah, trust me, like I know that for sure because like half of my friends, like they're, you know, they don't speak Spanish, so they're like teach me Spanish and they work with like Spanish people, you know. Yeah. So they're like
I say this, show that to a person, then they get in trouble because of it. So I'm like, do not ever listen to those people. Like, just tell them, are you sure? And then they say, yeah. Like, they look mischievous and don't say that. You know, or ask Siri. Always ask Siri. No, you're good. I really like your book. Oh, thank you. They're not fake, are they? Okay, I always want to say tour. I don't know why. Like a spin. Like a spin. If you're comfortable, because I mean, you're beautiful. Well, here is she. Yeah, of course. Nice to meet you. Nice to meet you too. Herhalde bütün kızlarla konuştuk. Aynen kalmadı gibi ya. Bir tane var galiba. Bir şey diyeceğim. Hangisi favorin? Ama kız kızla bu muhabbetler çok daha kolay oluyor. Şimdi sen desen ki görüşlerin ne kadar güzelmiş. Bu başka oluyor. Ben deyince gerçekten beğendiğimi düşünüyorlar. Evet. Çünkü yani ben özde bildiğin kıza dedi ki göğüslerin gerçekten çok güzel, çok beğendim dedi. Teşekkür ettik kız. Ben de sen. Ben de teşekkür ederim. Ama gerçi teşekkür eder ya. Böyle bir ortamda. Ama sen söyleyince sarkmış gibi olursun. Ben söyleyince gerçekten beğenmiş gibi oluyorum. Öyle bir fark evet, var. Evet. Ben söylesem hani asılıyor mu, ne yapıyor? Böyle bir yerde teşekkür eder, gider ama sen olunca başka oluyor. Kadın olunca başka oluyor. Kız kıza daha rahat oluyor. Aynen. Bro pavyon mu yazmışsın? Bro pavyon yok. Pavyon değil arkadaşlar. Burası bir restoran. Ankara'dayız. Bar restoran. En son 5 diyor. Ben de bir şey en sonki kız... Ama maskesiz görmedim. Maskesiz görmedim. Bence en güzeli ilk iyiydi. Bence tek tek değerlendirmemiz lazım. Hangisini kötü, hangisini emezsin, hangisini iyisin. Bence genel olarak ilk iyiydi ya. Hem yüzü güzel hem de yüzü 10 numara kız. İşte o zaman değil. Ben de size bana veririm. Şimdi bir de 18 yaşında ama yani benim sorun yok. Ya nasıl çıktın ki? Değil. Çet ne diyoruz bu işe? Ben şimdi genç gösteriyorum. Bir de o var. Gençsin zaten. Özge'ye iyi hissediyorlar. Ya teşekkür ederim. Çetin. Burada çok daha değişik şeyler var. Duyduğuma göre Chicago'da Naked Bike Running. Bike Ride. Naked yani bike. Çıplak bir şekilde millet. Tabi çırılçıplak değil ama bazıları da çırılçıplak. Bazıları sadece donla, bazıları don sürüyor yani ya da don atlet neyse. Bisiklet sürüyorlar. Böyle bir etkinlik yapıyorlarmış Chicago'da. YouTube'dan biraz baktım. Gerçekten de varmış. Şaşırdım. Google'dan araştırıp bakabilirsiniz. Naked Bike Ride diye yazarsanız bayağı bir şeyler, videolar bulabilirsiniz. Bayağı sevdiler bu Naked Bike Ride'ı. O çok iyi falan diyorlar. Evet. Yani ben de merak ettim ama yeri, zamanı nasıl oluyor bilmiyorum. Denk gelebilirsin. Onun canlı yayını yapamam. İlk gibi işten anında banlanırız. Ama en kötü videosunu çekerim. YouTube. Bir şey olursa, varsa yani açık bir sahne. En azından hani gururlayarak onu YouTube'a atabilirim. Böyle bir şey YouTube'a çıplak birini atmak yasak. Aslında ben çıplak videolar gördüm YouTube'da bayağı ama onu böyle eğitim videosu ya da nasıl diyeyim eğitim mi? Aynen mesela yani cinsel organlarla ilgili bir eğitim videosuysa eğer onu gösterebiliyorlar. Anladım. Ama şey yok yani direkt cinsellik veremiyorsun. Yani amacın o. Yapraklarla kapatır şimdi. Çok güzel film. Valla ben çok beğendim o güzel. Çok güzel ya. Ben o tam numarasını isterdim. Ya versen o. Şimdi canlı yayında da veremem. Bütün chat saldırır bende. Ben arayamaz onlar arar. Amerika numarasını kendisi arayacak. Ara, onlar arar. Para yazar kızlar aramayın. WhatsApp'tan falan bir şekilde parçalar onlar ya. O zaman söyleme yaz deriz. Sen de var ya. Şuraya yaz derim. Çete. Ha çete değil canım. Şuraya işte ya. Çete olur. Çete numaranı yazsana. Leş abi kemik gibi oğlum. Saçmalama. Orayı yıkarız ya. Ben zayıf seviyorum. Ne yapayım? Sen ne balık etini seviyor olabilirsin.
Balina eti seviyor olabilirsin. Ben onu saygı duyuyorum. Ha bir de nikahını almayacak ki. Evet. Chicago'yu gezdir bana diyeceğim. Arabam var. Gezersiniz. Param da var. Sen beni gezdir yeterli. Bir bakıyoruz Gökhan Bey çay burada galiba. Yani. Ben var ya sana bir kız insan. Sen de kalırsın. Yok. Kızı götürün. Benim benle gel. Benle geliyorsun dedim. Askerim benle geliyorsun. Askerim görevim var benle geliyorsun dedim. Uçak gelmem derse helikoptere atarım içine. Uçarız. Benle geliyorsun dedim. Yoksa atarım aşağıda. Maço yazmışlar. Evet. Beraber maço bir erkek. Beraber pizza yapacağız. Pizzayı fırına vereceğim. Pizzayı mı mercimeği mi acaba? Hala bu işten inanamıyorum. Harbiden. Isındı biliyor musun? Isınmıştır tabii ki. Ama çok da ısınmıştır. Sen nereden inanmıyorsun? Tam güzel yere oturmuşuz ya. Şurada bunların kasaları gibi bir şey var. Bilgisayarı daha var. Bu senin fikrin. Tabii benim fikrim. Yani. Ben böyle şeyleri ince düşünürüm. Sırf sizin için. Buraya oturmanın tek sebebi şuradaki kasa. Buraya çünkü sürekli yani mutfaktan çıkıyorlar. Giriyorlar kim girdi kim çıktı takip edebiliyoruz. Şöyle gidip burada kasada iş yapıyorlar. Tamamen sizin için. Özellikle Özge dedi. Şöyle otur dedim Özge. Daha fazla gelme dedi. Ben de tutulmama yaklaşma dedi. Döverim dedi. Hepsi sizin için. Kıymetimi bilin. Videoya like atmayı, arkadaşlarınızı paylaşmayı, kanala abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmazsanız sevgilerim. Hepinizi öpüyorum. Ben hayal ediyorum. Instagram Özge yazıyorlar. Instagram'ın Instagram'ın Özgesi diyecek. Özge'nin Instagram'ı. Ben hep Hatis Explores. Hatis dedi. H-A-T-I-S nokta Explores. Aa, modlar yardırdı zaten. Tamam. Aa, işte o. Bir şey diyeceğim. Bir chat'teki. Bir ona kadar soğuk bakar mısın? Niye böyle? Bitsene merak ediyorum. Baksana içi beyaz beyaz olmuş, donmuş. Bence bardak buzluktaydı. Bu 5 dolar arkadaşlar bu. Buz parçaları var. Haa. Evet. Değiştir istiyorsan ama. Ya benim çok şişim geldi. Sen yayını... Tamam. Yayın tamam. Sende. Ben tuvalete gidiyorum şey. Chat size bir şey mi anlayacağım? Benim işim gelmedi. İçine kaçtı. Bugün Gökhan'la çok güzel bir video çektik. Ay heyecanlandım şimdi böyle bırakınca bana. Şey var ya, 25 dakikalık Özge devralıyor. Valla Gökhan'la ilk tanışmışız. Gökhan çok tatlı bir çocuk. Çok da kafa bir adam. Bayağı iyi anlaştığını düşünüyorum. Gökhan'ın dedikodusunu yazmış. Gökhan'ın dedikodusunu bugün yaptım. YouTube videosunda yaptım. Onu editleyip yayınlayınca izlersiniz. Tamam mı? Seviyorum sizi. Etrafı göstereyim. Ya etrafı gösterme işi Gökhan'a kalsın. Şimdi ben bozmayayım bir şeyleri. Kızların Instagram'ına yazıyorsunuz ama Gökhan izin vermediği için onu da paylaşmak istemiyorum. Ben böyle kurallara uymayı seven bir insanım. O bilir büyük ihtimalle Instagram'da zaten size. Çok seviyorum. Çok tatlısınız. Ve ben Twitch açmayı düşünüyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü Gökhan'la dün yayın açtık biz ve ben çok sevdim insanları. Zaten konuşan bir insanım. O yüzden belki açabilirim. Ya ben de sizi çok seviyorum. Ne kadar güzel. Bir sürü Özge seni çok seviyorum yapmışsınız. Vallahi ben de sizi çok seviyorum. Ve hep böyle... size karşı içerikler üretmeyi de çok seviyorum yani. Nasıl gelinir, nasıl kalır falan. O yüzden rahat rahat soru sorabilirsiniz. Ve geldi! Oğlum sen gittin çok gerildim ha. Ne oldu, ne anlattınız? Genel konuştum. Peki. Etrafı göster, yazan oldu. Bir de kızların Instagram'ını çok istiyorlar gerçekten. Şimdi abone olmazsanız vermem. Abone ol. Elif. Bu arada bugün Özge ile birlikte video çektik onun kanalına. Böyle sohbet, muhabbet. Özge bana sorular sordu. O soruları da aslında siz sordunuz yani Özge'nin Instagram aracılığıyla. O videoyu da artık şuradan bilmiyorum tam nereden. Bir yerlerden bir kart çıkacak. Oradan izleyebilirsiniz ya da direkt Özge'nin Amerikası kanalına girip bakabilirsiniz. Bekleriz efendim. Çıkı çıkı gelin. Şimdi
sarırım. Titrettiğimizi. Instagram'ı ver, Allah çarpar bak. Vallahi ya. Ekrana gösteriyorum. Ay çok heyecanlı. Hangisi bulursunuz artık, hazırsanız. Siz bulursunuz, ben biliyorum. Geliyor, ekrana gösteriyorum. Bir an dök mesaj oldu. Geldi. Ya bu ne? Azza, inandınız mı lan? Oğlum ben bile inandım. Şaka tamam veriyorum, şaka. Bak diyorlar ki 50K yaparız. Tamam veriyorum. Işık açıldı lan, ne güzel. Demek ki burası yavaştan kapanıyor. Tamam, kapanışı o zaman kızların Instagram'ını size vererek yapıyorum. Hazırsanız harbiden bir olur sonra. Ha geldi, yazın, yapışın. Şu iki tanesi. Hazırsanız diğer ikisini de veriyorum. Hazır mısınız? Hazırsanız diğer ikisini de veriyorum. Ekran görüntü çalın sonra edersiniz. Başka da yeter. Ben bunları zaten YouTube'da ekrana yazıyorum. Ben bir kağıdı yiyeceğim şimdi. Bambi çok iyi. Bambi benim favorim. En iyi ki değil mi? Aynen. Hem yüzü güzel, hem fiziği güzel, hem de ekstra da değil yani. Evet. Güzel. Öbürlerin mesela makyaj böyle bilmem ne. Çok fazla. O da çıktı mı o kızlar çok değişecek. O diğer kızın kirpiğinden saçının ayağına kadar her yer takmıyor. Yani şeyler, taşlar falan var böyle. Benim de favorim Bambi. Angelina nerede? Bilmiyorum. Nerede? O şeyde, Arizona'da olması lazım. Hello beautiful. Hello. We were just talking about you. You were doing like the song. Like, which one's your favorite? Which girl is your favorite? Oh, me, obviously. Yeah, you are obviously. Everyone's like, I'm going to get you anything else. I'm going to have to close everything.
Just your number. Just the number. Just the number, not the number. I'm kidding. No, I think we're good. Okay. Thank you. Kızım, biriyle gidecekmiş bu gece. Tüh be. Ben o kız ayarlarım biliyor musun? Tabii. Şakasına şey yapıyorsun. Olcan'dan değil. Maksat muhabbet olsun. Ama güzel kızlar bu. Sizin kendine yol yapıyor yazmış. Çünkü bizi alıp çetin üzerine bir atsam var ya böyle iskeletini çıkarız orada. Kemiği şöyle kemiği. Yani böyle piranalar yiyor ya böyle şeyin altları. Neyse denedik chat oldu. Yalnız kız buradan biriyle çıkıyormuş bu gecede. Halbuki senden önce biri sordu. Onu evet dedim size. David dedi. Kim bilir o? Hangisi? Ben askerinde gittik. Ben askerinde. Nur ha adım. Helikopterle evinden yani, aldım. Kim yani. Kim? Kızı 300 takipçi gitmiş. Hangisi lan? Bizim ilk kıza. Bambiye. 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 Bambiye yazsanız o gün kanka. Fried pickle seed, oranın oluyor veya wings. Egemen daha öylesine geldik ya. İşler içiyoruz. İkimiz de hayvan gibi kokuz. Ona beraber gideriz artık. Bir de Florida'da beraber gideriz Egemen senle. Egemen Florida'da mı? Bir de iki sap denir. O Texas'ta. Onunla beraber aslında Florida'ya taşınıyoruz. Selam Ege. Aynen. Bakalım. Bakalım. Bakalım ama iki erkek bu kadar
şey olmaz. Ya da olsun, ben yapamam şahsen ya. Özge olmasa ben bu kadar çekemezdim. Özge biliyor musun? Rica ederim. Ne demek? Ben çok severim iki insan arası yapmayı. Her zaman şey, bir kız kankanız olsun, bir kız kanka ediniz. Hayatınız çok kolay. Ben erkeklerle de kanka olmayı çok seviyorum. Benim hep yakın arkadaşlarım hep erkek çünkü düz bir kızım ben böyle hani. Erkekler de biraz düz ya, kötü anlamda değil böyle. Evet, ya mesela bir kızla diyorsun ki bu bardağı buraya koyma, bunu buraya koyacaksın. Kız diyor ki neden? Ama erkek diyor ki okey. Çünkü adamın umurunda değil. Ben biraz bu kafadayım. Biz daha böyle basit yaşıyoruz kadınlara kıyasla genel olarak. Tabii tersi durumlar da var da. Ben basit yaşamıyorum, basit yaşayanlarla kanka oluyorum. Ben zaten en basit yaşayan insan benim herhalde dünyada. En düz insanlardan biri. Kompakt yok ha. Seni hiç öyle kaliteli. Kompakt yok. Özge abla kim? Özge ablanın ismi var mı? Özge ablanız? Özge abla. Vermişim. Yakın arkadaşıyım. Ben de Amerika'da yaşıyorum. O Chicago'da yaşıyor. Evet. Yükhan beni ziyarete geldi. İyi ki de geldi. Şehri gezdik biraz. Hiç gelmedin mi? Geldi. Evet. Bence iyi oldu. Ben beğendim Chicago'yu. İyi vakit geçiriyorum şu zamana kadar. Hiç boş durmadım yani. Biz Özge ile vakit geçiriyorduk. O gün işte Amerika'da aynı siz Erdal abiyle birlikteydik. Orada sonra limuzin taksi yapan diğer abilerle tanıştık. Daha görmek istediğim insanlar var, bir vakit bulamıyorum. O derece yoğun geçiyor. Yani bir de Sezgin abi var, onun evinde kalıyor. Onun evinde bir odada kalıyor, Bodrum katında. Ama Bodrum katında yani görseniz işte bu oda yapmış böyle. Yani oraya bir uyumaya gidiyorum neredeyse. Çıkıyorum sabah duş alıp. Bütün gün dışarıdayız işte. Bir sen önce... herkes oluyor musun? Valla. Ben ne yapıyorum canım, ne dakikalar. Niye pis mi duruyorum? Hayır ya, izlenemedim. Soğuk ya burası. Ha, her gün duş almak birazcık üstten bir etkinlik oluyor. Özge böyle, sen her gün duş alıyor musun? Emin misin ya? Hiç her gün duş alıyor gibi. Gerçekten mi? Balık alıyorlar. Amerikalılar alıyor her gün. Ben her gün alıyorum. Eğer dışarı çıkıyorsam alırım. Yani evde oturup böyle sosyal geçmiyorsam bazen 4 gün olmuyor. Tabii. Leş gibi kokuyor. Her gün alırım. Ben de alıyorum ve Rusya'dayım yalnız biri. Sana selam olsun. Ya dışarının sıcaklığıyla duş fark etmiyor ki canım. Belki kızlar için fark etmiyor. Çünkü ben her gün duş alsam kesin rahatım olurum. Gitti mi o çıplak kız mı geliyor? Yok o değil. Çıplak olan hala bağlı galiba. Evet. Bilmem ne diyorum, gece 12'den sonra işte abla geldi. Özge sen Twitch açsan, her gün şuraya gelsen, en az 1000 izleyin. Tabii gel insanlarla muhabbet et ya, göster onları, şöyle bir çevirttim etrafında. Şey diyorum ya... Beni çet sende yani, bana gelmezler bir daha. Çalıyor mu sizi Gökhan'dan? Her gün gelir misin buraya? Her ya, benim eve de bayağı uzak var. Evet, yarım saat. Bayağı uzak, bayağı uzak dediğin dışında. Yarım saat. Yani. Ya arkadaşlar yarım saat az bir aslında. Abi sizin için gelirim. Ben sen gittin de şey anlatıyordum. Senle, ben ilk yayınımı senle yaptım. Yani yayını ilk defa. İlk canlı işte. Yayını Twitch'te. Evet. İşte benle yaptım. Çok hoşuma gittiğinden bahsediyordum. Yani şöyle sohbet etmek çok hoş bence. Bence de hoş. Çünkü kameraya karşı konuşmak daha zor. Çünkü burada en azından söylediğim bir kelimenin tepkisini 5 saniye sonra görüyorsun. Evet. Vallahi beğendim, beğenmedim. Ne diyorsun lan bu dedi. Hani anında görüyorsun ya da soru soruyor onu cevaplıyor. Hani böyle düşünmüyorsun. Videoda çünkü hazırlık yapman lazım. Şunu aynen. Bahsedelim. Şöyle yapalım. Bilmiyorum. Dilin sürüşüyor, orayı bir daha alıyorsun. Twitch'te yapmana gerek yok çünkü daha samimi bir ortam. Aynen öyle. Ben de o yüzden düşünüyorum Twitch açmayı. Çünkü YouTube'da video çekiyorum bazen. Diyorum ki bu video iyi miydi? Nasıl bir videoydu acaba? Bakacağız yani, göreceğiz yani. Bakacağız. Yorum gelecek. O kadar saatlerini harcıyorsun, hiç izlenmiyor. Saatlere bazen çok izleniyor falan. Twitch'te, Twitch daha iyi ya. Ben denemek istiyorum. Sevdim, seninle sevdim yani. Ya yırtma onu. Yırtma mı? Korktu, ödü korktu. Korktum. Hepsi benim önüme geçtiğinde. Aa yok. Nerede? Ama bu diğer sayfaya geçtin sen. Sayfaya geçtin, çıkardın ya.
Ben o kızım öğretmeniz. Sana kızları öp falan diyorlardı. Bir tane kız çağıralım bir tane. Ben anladım. Onlar beni öp. Olur. Ben de öp. Tabii ki. Ünlü olan bir o beni öp. Oğlum abi. Bu kızın hiç bu kız güzel durmuyor. Kız Instagram'da güzel durmuyor ama gerçekte güzel. Bazı kızlar güzel olur, fotojenik olmaz ya. Bu öyle. Ben gerçekte daha iyi. Yani şu fotoğraflara sümüm anlam. Ama gerçekte bayağı iyi. Ben acaba seksiz kız. Yok be. Yanlış kıza Bambi demişsiniz bu arada. Sarışına Bambi yazmışlar. Hepsi Bambi. Hepsi çıtır. Boyar ortada. Genelde son fotoğrafın altında yorum atarlar da. Burada yok. Ben Twitch gitti. Neydi? Pardon ya, Twitch'i bozdum dedim. Twitch'i bozdum. Ben kıza bakıyorum, göremiyorum. Instagram takipçi botu gibi adamsın Gökhan. Arkadaşlar siz öylesiniz, ben değilim. Ben sadece siz soruyorsunuz diye soruyorum. Veriyorlar, siz de paylaşıyoruz. Yalan. Ne yalan? Ben takip etmedim. Edeceğim sonra. Henüz etmedim. Telefon yayında, bozamıyorum. Yeme. Ay. Yayın tekrardan alırım. Değil mi? Yani. Ne istiyorsan ye. Cinsiyet tercihiniz nedir diye sormuş bana insan. Bir tercihimiz yok. Benim kadın. Yalan. Direkt kadın. Karı. Cinsiyet tercihim. Ben düzüm. Kol? Ben açayım kolu. Ya kızım. Oh my. Güzel bir video. Ben dedim YouTube'a video atacağım büyük ihtimalle. Ben dedim YouTube'un kapak resmi için şöyle hepsi birden geldi. Şöyle yanaklarım görüşseler falan. Şimdi Gökhan'ı öpecekler. Bence öperler. Bence de öperler. Ben sizin fotoğrafınızı çekeyim değil mi o zaman? O da olur. Yes, perfect. Okay. Ben çıkıyorum chat'ten sizi çekeceğim. Chat izleyin. Okay. Alright. Okay. I'll stay with you guys. Okay. I'm shorter than you. Right, you might have to bend down. Okay, I'm gonna bend down a little bit. Ready? Okay. Ready. Yes! You should be a famous thank you. Gökhan bana $500 vermezsen fotoğrafı atlıyorum. Bakacak mısın? Bir çete bakalım, ben sonra bakarım. Yani şey bu kadar kolay. Ay. Şu an yüzlendi. Ay. Güzel bir kız bu arada. Güzel bir kız. Harbi şey abi. Abinizin beyni çalışıyor ya. Bazı konularda özellikle. Kızlı akşamlar. Senin sözün çok tatlı ya. Kız çok kısaydı öbür şeyi de böyle. Orta yolu bulduk. Böyle aynı yerden öpmeli lazım. Bayağı da güzel oldular. Fotoğrafı bana bakalım. $500 Ben de yolumu bulayım ya yarın da. Fotoğrafı yollamamı istiyorsan $500 Şimdi
burada tam net çıkmadı, orada daha iyiydi. Özge harbiden kadın gibi kadın ya. Tebrik ederim Özge abi. Teşekkür ederim yardımların için. Güzel bir yani... Güzel bir iş oldu. Güzel bir yayın oldu. Güzel bir bilgi oldu aynı zamanda. Güzel sürekli sohbet sıkıştırın. Oldu. Gelsin, buraya gelsin. Evet. Arada şu kahveye geliriz artık chat. Bir borcumuz oldu yani. Aynen. Sen de mutlaka burada yolun düşerse mutlaka gel. Gelirim. Her zaman beklerim. Önce bir yerleşin. Orada bir düzenim. Burayı ne? Senin her biraz zaman ihtiyacın var. Biz de buradayız ya. Daha uzun yıllarımız var. Yani biraz şey olacak mesela. Amerika'nın tam böyle kuzeyinde Özge olacak. En güneyinde de ben olacağım. Mesafe çok uzun ama... Gider. Gönül yer bir be. Gider geliriz. Ben arabayla gelirim. Özge uçarak gelir. Büyük ihtimalle öyle olur. Ben kesin uçarım. Aynen. Çünkü uçunca yani çok kolay oluyor burada. Ya o kadar mesafe kolay oluyor. Yani arabayla gitmeye kalksan 20 saati var hani. Ben sürerim de yani uçaktan korkmuyorsan eğer uçak daha mantıklı. Ben süremem zaten. Benim şöyle kurdum ben. Evet. Uçabiliyor musun? Uçarız tabii. Ben arkadaşlar uçakta çok gerildiğim için pek tercih etmiyorum bu yüzden. Ya bugün o kimle takılıyorsa takılmasaydı gelmişti bende ama olsun. Yok sen onun fans hesabında yaz. Benim mi? Benim var bu. Aa. Var. Aa. Ama içinde video. Aa. Sadece hesabım var. Açtın yani. Açtım öyle duruyor. Helal lan Gökhan. Tabii canım. Florida da artık aktifleştirirsin onu. Artık videolar yapmasa gelir Florida'ya taşındıktan sonra. Bak diyorlar ki Özge Gökhan'ın Instagram'ına el at diyorlar. Aa evet. Güzel öyle bir şeye ihtiyacım var gerçekten. Çünkü Instagram fotoğraflarımın yarısı troll, yarısı eski. Evet. Yenilerde de çok özensiz, düzensiz yani. Yani çünkü fotoğrafımı çekecek kimse yoktu ki ya. Yani geldiğimden beri ben burada neredeyse yalnızım sayılır yani. Evet. Bir arkadaş çevrem, doğru düzgün, hani kafa rengi bir insanlarla bir ben arada ben seni çok güzel ama... çektim manzarada, Chicago'da, orada Zeynep'e kadar önce. Onları falan paylaşabilirsin. Nerede o fotoğraflar? Bende. Niye yollamıyorsun? $500. Yok ama ben destek olmak istiyorum Gökhan'a ya. Gökhan çok iyi içerik üretiyor zaten. Ben ona bir şey katamam ama... Estağfurullah, katarsın. Bak ne güzel katlı. Teşekkür ederim. Ha. Ama elinden geleni yapmak isterim yani. Gökhan'ı çok sevdim. Zaten azıcık da deliyim yani. Ben Özge'nin enerjisi yüksek ya böyle. Biraz böyle hiperaktiflik var yani. Böyle böyle güler yüzlü vesaire. Buradaki kızlarla çok kolay iletişim. Çok kolay yani. Benim onu yapmam için böyle ter dökmem lazım. Özge böyle. Böyle yapıyor. Daha kolay Özge için. O yüzden bir de beraber olunca hani arkadaşım, kardeşim falan, hatta arkadaşım değil, erkek kardeşim diye. Kardeşim dedim ki, yürüsün kızlar. Aynen, direkt kolay yani. Çünkü ben böyle biraz da baskınım ya, benden çekiniyor bazen. Doğru söylüyorum, onu iyi düşünüyorum yani. Evet. Brother. My brother. Arada asker diyor, YouTuber diyor, ünlü diyor, bir şey diyor, kaktırıyor beni direkt. İyi mal satıyorsun ha, tam mal satıyorsun. Çok helal iyi emlakçı olmaz mıyım? Senden iyisin, emlakçı her şey olur. İyi ya, satarsın. Sağ ol, evet. Ne mal varsa satarsın. Her malı satar yani. Yeter ki ortada bir mal olsun. Allah'ım ya, çok eğlendim ama Gökhan da öyle yani. Bu enerji işi, vallahi enerji işi. Sen ikinciyi bitirdin. Yavaş içiyorum ben. Ben çok kızıyım ya. Alkolle mi büyüdük anasını satayım? Bak bir şey diyeceğim. Şu mekanda bizden başka kalan bir uşişko var. Uşişko neyi bekliyor? Bir de yaşlı adamlar var arkada. Bir de mavi kürklü bir abla var. Büyük ihtimal bu şişko bizim Bambi'yi aldı, ben sana diyeyim. Bir şey diyeceğim. Eğer bu şişko öyle giderse Allah'ını kahretsin.
Bak ben o kadar güzel olsam şöyle bir şişkonun 10 bin dolarına bile bakmam. Ben bakarım. Ben kaşarım. Ben kaşar olurum yani. Vur ne 10 bini ne paralar mısın? Ben 20 bin koymuştum. Ben 100 bin koymuştum. Ben kaşarım. Ben... Şişkoyu dövmen yok mu peki ya? Şişko ne? Şişkoyu dövmen yok mu? Döverim oğlum çok net dövüş. Şişkolar yavaş olur. O adam böyle yumruk atacağım ama askerim zaten biliyorsunuz ben bunun eğitimini aldım. İşte ben korkum asker ben gülüyorum. Asker oldum çok net döverim. Bak bu ikisi harbiden şu kıza bakıp duruyor böyle gülüyorlar. Ay gerçi onlar da gidiyorsa sikre seni tutuyorum. Küfür ettim. Küfür ettim. Çok etmem ben de ederim ama. Kız yukarıda dedi ki seni takip edeceğim, sana bakacağım, bir daha gelirsen haber ver falan dedi böyle. Bayağı aslında aklı kaldı ama daha önce birçok başka birine söz verdiği için. Bir de Amerika'da böyle şeyler normal ya. Genelde çat diye söylüyorlar. Allah'ım 16 dolar hesap ne yani? 3 tane bile içtik oğlum. 5 üzerine vergisiyle birlikte 16.27 galiba. Hesaplamalar yani. Özge abla içmedi yazmışlar. Hala içmedi. Ya alkolün dediğiniz ki eğlencesindeyiz arkadaşlar. Ben bitirdim. Baksanıza ikinciyi bitirdim. Ben çok yavaş içerim. Alkolle çok aram yoktur yani açıkçası. Hadi içiyoruz. Son kaldı. Son kaldı. Hadi şuraya bakalım. Lan. Özge de yalnız az önce kıza şey dedi. Ah şey. Şuradaki şişkolarla falan takılmayacaksın değil mi dedi. Yoksa seni öldürürüm dedi. Kız da yok be saçmalama falan dedi. Ama o kadar söyledi gidin. Bunlarla gidiyorsa. Ama bakıp duruyorlar, gülüyorlar. Gitmediler bir türlü onlar. Ayıp ya. Gerçekten ben öyle zannettim. Bu bir konsept. Bu restoranlar bir konsept. Burada bu tarz konsept restoranlar var. Mesela bir tane vardı ben gitmiştim. Orada da sana çok kötü davranıyorlar. Adam böyle sana bağırıyor, kızıyor. İşte ben mesela şey demiştim, ben YouTuber'ım demiştim. YouTuber mısın? İğrenç. O işte kodum YouTuber falan. Bayağı bir üzerine geliyorlar. Size bilinçli olarak kötü davranıyorlarmış restoranda ve yani bilmiyorum. YouTube'da bir videom var benim. Var mı? Ilgili. Evet, bir video çektim hatta orada. Ben böyle bir alanın üzerine çıkıp dans ettim. Bana bayağı bağırdılar. Bildiğin bağırdı bana. Ben arada acaba gerçekten bana bağırıyor mu diye düşündüm. Adı evet. Ne oranın? Ed Devix. Ne? Ed Devix. Yani adamın sahibinin bu adı bilmiyorum. Özel isim gibi biraz karışık. Çok enteresan. Yani öyle bir yere gider miyim? Baya bağırıyorlar. Sırf meraktan bir kere gidilebilir ama bir daha gider bayağı misin? Baya para yapıyorlar. Bir daha gider misin? Bir daha gitme. Gitmez. Tamamen konsept olduğu için o konsepti tükettikten sonra belki buraya gelirsin erkeksen. Güzel kız görüp bira içip maç izlemek bence mükemmel bir konsept yani. Burası böyle yani yani arkadaşınla, kankanla gelebileceğin 10 numara mekan bence. Hakikaten kızlar güzel, arkadaş canlısı, yani ne bileyim eğer buradaki sporlarla ilgileniyorsan bunları izleyebileceğin, aynı zamanda içebileceğin veya yemek yiyebileceğin 10 numara restoran var aynı zamanda. Yani illaki belki gelirsiniz edersiniz mutlaka orayı. Ya Twin Peaks'e gidin ya Hooters'e gidin. İkisi de aynı şey ama bence Twin Peaks bir tık daha iyi. Kesinlikle 3 tık daha iyi, 5 tık daha iyi. Bayağı iyi kızlar çok güzel. Bu lokasyona özel mi bilmiyorum. Birkaç restoran gezmen lazım bununla ilgili. Expert olmak için ama. Evet. Yani Amerika'da böyle konseptler çok tutuyor. Evet, bunlara zaten işte konsept restoran diyorlar. Yani düz restoran değil, gidip sadece yemek yemeye gitmiyorsun. İşte Özge'nin bahsettiği Ed bilmem ne. Ed Devix. Anlamıyorum ama olsun. O restorana gittiğinde işte hani kötü davranılmayı bilerek, bekleyerek gidiyorsun. Yani sırf onu tecrübe etmek için gidiyorsun. Evet. Buraya gelmenin sebebi işte güzel kızları görmek, aynı zamanda yemeğini yemek.
Yani sırf yemek yemek için gitmiyorsun. Buranın konsept restoranların amacı o zaten. Ama ben burayı bayağı başarılı buldum. Yani buraya değil de yani bu restorana bir daha yedim. Daha arada geliriz istiyorsanız. Şey, size kalmış. Güzel güzel, ortam güzel. Amerika'daki Twin Peaks restoranda böyleydi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çalışanlar hep üniforması ya da bu şekilde yani giydikleri kıyafetler vesaire. Yemeklerini denemedik çünkü buraya tok gelmiştik. Öyle birazcık bir şeyler içelim, sohbet muhabbet edelim, etrafı gösterelim diye. Ya da daha doğrusu çalışanları daha çok gösterelim diye. Bu aynı zamanda bir Twitch canlı yayınıydı. Bu yayının geçmişini şu anda izliyorsunuz. Ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Gitmemi istediğiniz yerler varsa, keşfetmemi istediğiniz veya beraber yayın yapmamı istediğiniz yerler varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için size teşekkür ederim. Özge'yi de hatis.explores Instagram veya Özge'nin Amerikası YouTube sayfasından takip etmeyi unutmayın. Kendisi 10 numara bir insan. Hepinize iyi eğlenceler, iyi günler diyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye bye.